Şimdi 2023-2024 bal ligi sezonunda biz 5. gruba düştük. Tabii lig maçları başlamadan önce profesyonel ligde takımı olmayan illerdeki bal ligi takımları Ziraat Türkiye Kupası'nda oynamaya hak etti. Biz de Ziraat Türkiye Kupası'nda öyle güzel maçlar çıkardık ki 4 tane takımıyla oynadık, 3'ünü eledik. Gençler Birliği'ni uzatmalarda yenildik ve 4-3 elendik. Bu başarı yalnız bize ligde maalesef başlangıcımızı çok kötü etkiledi. Bunun sebebi de Altınordu Kupa maçında 5 ilk 11 oynayan futbolcumuzun sakatlanması, Gençler Birliği'nde 4 futbolcumuzun sakatlanması bizi ligde iyi bir başlangıç yaptırmadı. Kupa maçlarından sonra lige hemen konsantre olduk. Teknik direktörü değiştirdik. Çünkü 4 maçta 2 puan alabilmiştik. 2 mağlubiyet, 2 beraberlik. Murat Türker hocamla anlaştık, ekibiyle anlaştık. Ve bir seri yakaladık. 4'te 4 yaptık, 12 puan topladık. Şu anda 14 puanla ligin 5. sırasındayız. Artık bu ligde biz de varız diyoruz. Bu hafta Yatağan Spor'la oynuyoruz. Yatağan Spor da çok başarılı gidiyor bu sezon. Şu anda grup ikincisi. Eğer biz bu maçı, arkadaşlarımız güzel çalışıyor, özgüven yerinde. Bu maçı aldığımız an biz bu ligde varız diyoruz ve şampiyonluğa doğru emin adımlarla gideriz. Bu hafta da aynı galibiyet serisini bozmadan devam edeceğiz. Yatağın maçında artı 3 puanla bitireceğimize inanıyorum. Çok uzun.